Herkese selamlar. Yine bir konsept arşivle karşınızdayım. Önceki video için Adobe Illustrator ve Photoshop linklerini videonun alt tarafına koydum. Oradan indirebilirsiniz. Bu videoda yerlerden bahsedeceğim ve renk seçiminden bahsedeceğim. İyi seyirler diliyorum. En son hatırlarsanız karakterimizi Photoshop'a atmıştık. Photoshop'a attıktan sonra yerleri çizmemiz gerekiyor. Şimdi dosyayı açıyorum. Yeniden bir hatırlatma yapayım. Adobe Illustrator dosyamdaki karakteri alıyorum. Ve Photoshop'ta yeni bir dosya açıp oraya atıyorum. Sonra katmanları oluşturuyorum. 10 tane katman yapıyorum ki birbirine karışmasın katmanlar ya da bir hata yaptığımda hepsini silmek zorunda kalmayayım. Ve karakteri en üst katman olarak üste taşıyorum. Çünkü hiçbir şeyin onun önüne geçmesini istemiyorum. Şimdi bu noktada renkler çok önemli. Damlacık aracını alıp karakterin üzerindeki renkler üzerinden gideceğim. Karakterin üzerindeki tüm renkleri damlacık aracıyla alacağım. Mavi bir şey geldi şu an. Yeşil bir şey geldi. Beyaz gri bir şey. Siyah. Gördüğünüz üzere. Bunlar sağ üst tarafta kaydoluyor görüyorsunuz. Bu işlem de bittikten sonra fırça aracına geri dönüyorum ve karakter üzerinden aldığım renkleri kullanmaya başlıyorum. İlk yeri çizerken en üst katmanın bir altından başlıyorum. Yani karakterin bir arkasındaki katman ve hard round fırçasıyla yeri çiziyorum. Sonra katman 9'a geçiyorum gördüğünüz üzere ve rengi değiştiriyorum. Daha koyu bir renk ya da farklı hissettirecek bir renk seçebilirsiniz. Sonra katman 8'e geçtim ve başka bir renk seçiyorum. Eğer saydamlık varsa yerde onları mutlaka düzeltin. Arkadaşlar bu bildiğiniz üzere temeller, yerler yani. Onun için temelleri yaparken karakterin üzerindeki renkleri kullanın. Sonrasında tabii ki uyumlu farklı renkler kullanabilirsiniz. Ama asıl temelleri yaparken, böyle düz boyalar yaparken karakterin üzerindeki renkleri kullanmanız çok daha iyi olur. Sonraki videoda texture ve yerin karakterini belirleyeceğiz. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Takipte kalın. Teşekkürler.